Merhaba sevgili dostlar, kardeşler. Valla ne yapıyordum? Hemen sizinle paylaşmak istedim. Şu içerideki akvaryum suyunu boşaltmak ve onu da dışarıya almayı düşündüm. Oh, bir dakika. Ama yine başıma gelen güzel bir olay var. Bu sefer kaçırmayacağım. Bakın bunlar muhtemelen hani ben buraya karides koymamıştım, öyle hatırlıyorum. Burada bir karides var. Bakın şu karides. Kocaman da olmuş kerata. Şimdi bu bana ne yaptıracak? O boşalttığım suyu da tekrardan bir durulsun. Onu da bir şey yapacağım. Kontrol edeceğim yani içinde karides falan var mı? Canlı kaybı olmasın diye. Yani çünkü bir tane var. Tamam, burada salyangozlar da var da salyangozlar hadi dışarıya çıkarana kadar bunu dayanır içinde. Dedim hem de buradaki su ziyan olmasın. Bitkilere falan verelim. Hani sonuçta bakterili ve gübrece zengin bir su. Bakalım. Karidese rastladık. Enteresan ya. O akvaryuma koymadım diye hatırlıyorum ben. Yok ya, koymamıştım. Demek ki su ilave ediyorum ya. Bakteri oluşumu için. Şimdi onu almayacağım. O dursun şimdilik. Orada olduğunu biliyorum. Şu suyun durulmasını bekleyeceğim. Bu su durulsun. İçinde karides marides varsa abi. Aman. De nasıl anlayacağız ki? Şuraya koymayı düşünüyorum ya bu büyük akvaryumu. Yere koymayı düşünüyorum. Şu araya o sehpayı tabureyi alacağım orada. Bakalım hayırlısı kardeşler. Durum şimdilik bu. Buraya da şey getirdim. Yani hem şu leğene kan kurdu yerine hem de buraya ufak bir parça mos getirdim. Bakalım burada büyüyebilecek mi? Merak ettim bakalım ne olacak dış ortamda. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba kardeşler. Dayanamadım bunu aldım. Ne bu ya? Amono karides gibi. Vallahi billahi. Öteki karides de buraya attık. Onu da araki bulaki yani şurada. Yani şu ortamda. Yaşıyordur ama biliyor musun? Bunu da şey atacağım. Bu yavru balıkların olduğu yere. Mecburum yani. Madem alıştı bu soğuk havalara falan. Bir dakika şu suyu. Ha. Fazla suyu şuraya boşalttım. Hop. Karidesimiz artık burada. Nereye gitti? Ha. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Evet, merhaba sevgili dostlar. Keşfin birinci gününe başladık. Bakın yavrumuz orada, öteki yavrumuz burada. Şurada da küçük yavrular var. Hayırlısı bakalım. Yem verdim. Öteki suluğu kapadım. Elinden geldiğinde geçen seferki gibi. Gelsin buradan içsinler. 3 litre suya bir bardak kefir. Hoppa. Oo. Hani Suriyeli kardeşimiz diyorlar ya, kuş uçuruyor. Benim kuşlarım yani çoğu da. Hani yanlış anlamayın. Bak mavi kuyruklar falan kırmış hep. Evet. Durum bu kardeşler. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba sevgili dostlar. Az önce bir telefon geldi. Bunu da son duruma ekleyeyim. Hani bu ay ikinci kanalı satın almak isteyen kişi aradı beni. Enteresan yani. Demek ki buradan şu anlaşılıyor. Tabii ben yine kibarca reddettim. Hani ben bu işi para için yapmıyorum. İşte zaten kazandığım parayı da abone kardeşlerimizle paylaşıyorum. Hediyeler gönderiyorum bilmem ne. Zaten aman aman da bir şey kazandığımız ettiğimiz yok. Diye tatlı bir şekilde reddettim. Ya demek ki kanalımızın bir değeri var yani, almak istiyorlar. Hani buradan da o sonucu çıkartıyorum. Hani bir ayda ilk defa yani şey gözüm takıldı kuşlara da şöyle gösterebilecek miyim? Eski semtteyim ya. Güvercin uçuruyorlar bakın bir dakika. Nerede? Heh, gördünüz. Onlara takıldı. Kuşçuyuz ya, aklımız gözümüz hep havalarda. Bizim Ahmet amca, yemci Ahmet amca uçuruyor.
Ben şimdi ona da gitsem yapışır, şunu al, bunu al falan. Ha, gitmesen olmaz. Selam vermem gerekiyor. Bakarız, konuşuruz, bir hal hatır sorarız. Durum bu. Güzel kardeşler. Yine hatırlatayım. Çünkü çok sonra görenler oluyor, duymayanlar oluyor. 10 bin abone hediyelerini, 11 bininci abonenin hediyeleriyle hiç sorgusuz sualsiz 3 kişi kazanmıştı hatırladığım kadarıyla. Onlar yazılı benim notlarımda. Onlara sorgusuz sualsiz hediye göndereceğim. 11 bininci abonede. Biraz kanalı rica etsem, paylaşırsanız falan. Yani benim amacım bu kanalda şey, manevi doygunluk. Hani maddi olarak tamam. Yine hani böyle yani diyorlar ya büyük YouTuber, ben bu işi para için yapmadım falan, öyle bir şey yok yani. Bu işten para kazanmak ayıp değil, günah değil kardeşler. Yani sonuçta paralar Amerika'dan geliyor, düşmanımızdan. O yüzden mutluyum. Hani para gelirse, ama pasta gelirse pastayı paylaşmasını da biliyorum ki bunu birçoklarınız gördü yani. Pasta büyürse yine paylaşacağım yani. Ha şu 50 bin lira bana, 2 bin lira size değil yani, öyle yapmayacağım. Ha tabii ne olur o günün şartlarında, mesela atıyorum 2 bin lira mı kazandık ki, öyle bir şey daha olmadı yanlış anlamayın. Mesela o günün şartlarında ben onu kullanırım da sonradan tekrardan kendi bütçemden yine size bir şeyler, yine paylaşıma girerim yani adil bir şekilde. Yani keşke 50 bin lira kazansak da her ay o abuk subuk kanallar, adını vermek istemiyorum. Abuk subuk böyle genç yılışık tipler var ya, yani ayda 150-200 bin liralar, bilmem 250 bin dolarlar falanlar kazanıyor ayda ya. Lan ben öyle kazansam yemin ediyorum çiftlikler kurarım, herkese güvercin besleme imkanı bedava, ne bileyim gelip balık besleme imkanı, her ay hediyeler mediyeler, vallahi dağıtırım. Hani dağıtmazsam o gün gelin yüzüme tükürün yani. Sen böyle demiştin, böyle yapmadın. Yani durum bu kardeşler. Yapamayacağım vaatleri asla vermem. Yani gecikir ama yaparım. Yani ilk defa gecikti zaten bu kadar. 10 bin abone. O da yurt dışındaydım. Bilmem o oldu bu oldu. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Bayağı da bir gevezelik yaptık. Kusura bakmayın. Görüşürüz. Herkese günaydın sevgili dostlar. Çarşamba gününüz hayırlı uğurlu olsun. Valla balıkları da ekleyelim son duruma dedim. Bu burada kaldı. Balıklarımız gayet iyi durumda çok şükür. Sparkling gurameler de şöyle yanaştırayım. Panda platiler de iyi durumda çok şükür. Hala bir doğum yok. İki akvaryumda da, entlerlerde de. Panda platilerde de bir şey yok. Ama çiftleşmeye devam ediyorlar son sürat. Bitkilerimizde hızlı gelişim görülüyor. Bakalım. Yani akvaryumlarımız dilediğimiz gibi sonuç verdi ya. Şunda biraz yosunlanma olsa da her şey yolunda gibi gözüküyor. Durum böyle balıklarda da. Bugün yine güvercinlere kefirli su verdim dün. Bugün yine bir kefirli su vereceğim. Hatta pardon, bir ses geliyor, onu dinlemeye çalışıyorum. Sparkling gramiler yapıyor galiba. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın kardeşler. Osman Abi TV'den herkese selamlar, sevgiler, güzel kardeşler, dostlar, abiler. Bu videoyu dikkat çekmek amaçlı yaptım. Ve her videonun sonuna koyacağım. Lütfen YouTube'da ben ve benim gibi yani bilimle, ilimle uğraşan, hayvanların gelişimi, insanlığın gelişimiyle ilgili kültürel olur, sanatsal olur, gezi olur, el aletleri yapımı olur. Bu gibi kanalları lütfen desteklemek amaçlı videolarını izleyin. Videolarını da beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Çıkan reklamlara birer kere tıklayın. Reklam vereni ziyarete de tıklayın. Sizden ricamdır.
Bu bize yapmış olduğunuz en büyük destek olacaktır. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.